Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tatlı yapacağım. Bizim Antalya'da köftecilerde, dönercilerde yemeklerden sonra dediğimiz arabişi diyoruz. Kadayıf tatlısı ama taş kadayıf tatlısı. Biz evde yapalım dedik. Fiyatlar gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yufka bile olmuş kilosu 20 lira, 10 kilosu olmuş 40 lira. En iyisi kendimize günübirlik yapalım, yiyelim. Onun tarifini vereceğim. Ben bu tarifi Nermin Hanım'da da vermiştim. İnşallah kendi kanalımda da olsun diyerekten bir onun için çekim yapacağız. Şimdi bakalım, hadi görüşürüz. Arkadaşlar onun ilk ben tatlının şurubunu koyacağım. Bir su bardağı, klasik su bardağı şeker. Az yapacağız arkadaşlar. Bir su bardağı da su. Onu koyacağız. O kendi kendine güzelcik bir yerde tırkırdasın yani, kaynasın. Şöyle altını da kısalım. Çünkü daha hamurumuzun işi var. Arkadaşlar hamurunu yapıyoruz şimdi. Şekeri koyduk. Bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı suyu koyduk. Şimdi hamuru için bir su bardağı süt, bir su bardağı da ılık su. Sıcak olmayacak arkadaşlar. Ilık olacak çünkü mayalayacağız. Onun içine de kuru mayamız var. Bir tatlı kaşığı kuru maya arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kuru mayayı koyduk. Şimdi bu mayanın içine şöyle 1, 2, 2,5 tatlı kaşığı da şeker koyduk. 1,5 yemek kaşığına mukavele. Bir bunları bir karıştıralım arkadaşlar. Şöyle biraz ondan hem mayasını getirelim. Sütümüz normal, dışarıda çıkarmıştım ben, dışarıda bekliyor. Suyum da ılık su. Güzel bir tatlı yapalım arkadaşlar. Mayalayacağız şimdi bunları. Şöyle güzel güzel. Gördüğünüz üzere şeker, süt, su, maya. Bir ön maya gibi yapalım birazcık. Bunları çırpalım. Benim deyimle çırpıştıralım. Şimdi burada beklesin arkadaşlar. Bu çünkü birazcık mayasını gelmesini istiyorum. Burada cevizimiz var. İç ceviz var. İç cevizi ben kırdım. Şöyle irili ufaklı. Hani çok da küçük olmasın. Biraz ağzımıza gelsin. Bunun içine ben şöyle bir çay kaşığı kadar dolu dolu tarçın atıyorum arkadaşlar. Benim zevkime göre. Siz istemiyorsanız atmayın ama güzel bir lezzet veriyor. Bir tatlı kaşığı da şeker. İçine normal standartta. Onu da alalım. Şöyle bir karıştıralım bunu da. Bu da içi olacak arkadaşlar. Çünkü bunu bekletmeyeceğiz. Hemen yapacağız. Onun için hızlı hızlı yapmamız lazım. İşlerini hazırlayalım. Her şeyini hazırlayalım. Bunlar şöyle beklesin. Şimdi ben bunun içine mayasına gelen hamurumun içine sütümün şöyle arkadaşlarım 1,5 su bardağı un koyacağım. Dolu dolu 1,5 su bardağı un koyacağım. Şöyle yavaş yavaş verelim. Şöyle 1,5 su bardağı unumuzu da koyduk. Biraz karıştıralım. Bir de arkadaşlar bunun içine şimdi unu verdikten sonra yarım çay kaşığı şöyle az çay kaşığın ucuyla tuz atıyoruz arkadaşlar. Ağzımızın tadı gelsin diye. Allah'a Ramazanlarda herkesin evini bolluk bereketlik versin diyorum. Yine kimseyi darda koymasın. Şöyle gördüğünüz üzere mayası şimdiden köpürmeye başladı bile arkadaşlar. Ön maya yapalım. Çok bekletmeye gerek yok. Arkadaşlar unu koyduktan sonra ben bunu size tekrarlıyorum. Bir bardak süt, bir bardak ılık su. Sıcak olmayacak, soğuğa yakın. Bir tatlı kaşığı kuru maya. 2,5 tatlı kaşığı şeker attık. Çay kaşığının ucuyla tuz attık. 1,5 bardak un koyduk. Şimdi arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar da irmik koyuyoruz. Unumuzu iyice çırptıktan sonra irmik biraz daha sert yapıyor. Daha kıtır kıtır ağzımıza gelsin diye koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bunları güzelce çırpıştırıyoruz bir. Krep hamuru gibi bir hamur olacak. Krep hamurundan daha yumuşak hatta. Bir de ben şöyle bakın arkadaşlar. Bez hazırladım. Kurumaması için içine saklayacağız. Şeylerimizi. Yaptığımız bezelerimizi. Şöyle güzel güzel. Hiç pürüz kalmasın arkadaşlar. Un pürüzümüz. Miksere falan gerek yok. Elimizle böyle çırpıştırıyoruz. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Tavamızı krep tavası. Krep tavası olmayanlarda normal tavalarda tabii ki oluyor.
ısınsın. Şurubumuz orada kaynıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Kaynasın o. Normal bir kepçe aldık. Normal kepçeyi dolu dolu doldurmayalım. Bu küçük küçük bir şeyler olacak. Bir parmak eksik kalsın içinde. Hadi ben göstereceğim. Tek tek pişireceğim zaten. Şöyle ortasına koyduk. Bu kadar yeterli. Hiç kıpırdatmıyoruz arkadaşlar. Tavamız sıcak olacak. Isıttırdım tavayı. Bunun bir tarafı pişireceğiz. Bir tarafı yumuşak olacak. Göz göz olacak. Şöyle gördüğünüz üzere göz göz oluyor. Tek tek pişirelim. Güzel güzel olsun arkadaşlarım. İnanın mükemmel bir tatlı oluyor. Şöyle arada kontrol edelim. Yakmayalım. Birazcık daha olsun. Alalım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Göz göz. Gerçekten mükemmel bir tatlı oluyor. Antalya'da bizim olmazsa olmazlardan kabaktan sonra gelen bir tatlıdır bu. Bizim yufkacılarımızda, kadehçilerimizde mevcut. Şöyle elimle alayım da. Biraz daha olacak arkadaşlar. Ben onun yanına bir tane daha atıyorum şimdi. O olurken tavamız boş durmasın. Şöyle ortadığından. Tek hamlede arkadaşlar. Şöyle bitti. Şöyle üstündeki beyazlığı geçsin alın arkadaşlar. Şöyle bakın altı da biraz daha olacak. Şu beyazlık gitsin. Alıyoruz o beyazlığı. Olmazsa çünkü hamur olur içi. Bakın arkadaşlarım. Gördünüz mü? Gitti aldım. Şu arkası da böyle olacak. Hemen şöyle bezin içine sakladım. Kapattım ağzını. Şu kenardakini alalım. Hızlı yapacağız diye kenardakinin şekli bozuk oldu. Ama olsun yapacak bir şey yok. Şöyle. Gördüğünüz üzere şu kenardakini alırız. O hiç sorun değil. Sıkıntı değil. Hiçbir şey sıkıntı değil. Yeter ki emek çekelim. Buna hiç yağ girmeyecek. Yağ yok. Şöyle bunu kızartacağız çünkü arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş bakalım altına. Şu beyazlıklar da gitsin. Şöyle ben geçireyim şunu. Olacak fazla geldi. Altı açık olmasın fazla arkadaşlar. Yanır. Üstü pişmez bu sefer. Ben ocağı değiştirdim. Tamam nasıl olsa ısındı. Şöyle orta hararetli bir ocağı aldım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir daha atayım ben ona. Tam ortasına koyalım ki şekli de güzel olsun. Şöyle. Ellemeyelim. Bunu da göstereyim size. Hepsini yapıp geleyim. Bu arada şurubum kaynadı arkadaşlar. Bu şurup şimdi kaynadı arkadaşlar. Şekerden hiçbir eser kalmadı. Bunu 10 dakika tutun. 10 dakika kaynatın. Sonra kaynattığınız bitirdiğimiz noktada 2 damla limon suyu sıkacağız arkadaşlar. Şekerleşmesin diye. Şimdi bu kaynadı. 10 dakika tutun. 10 dakikadan sonra o şurubumuz hazırdır. Bakın ne kadar güzel oldu. Pufidik pufidik. Bu kadar güzel oluyor ki harikalar ötesi. Mister gibi kokuyor. Şöyle. Şu hamurun içindeki hamurunun gitmesi lazım. Zaten göz 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 olunca ondan küçük ocağı aldım arkadaşlar. Küçük önce sıcakta olsun sonra küçük ocağı alın ki hamurumuz şey olmasın, çirkin olmasın. Bakın arkası şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle mükemmel. Hepsini yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurubum 10 dakikadır kaynıyor. Hemen 2 damla limon sıkıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar limonu sıktık. Bıraktık. Bir 2-3 dakika daha kaynasını kapatacağız arkadaşlar. Şekerimizin bakın şöyle göz göz oldu. Limonu sıktıktan sonra bir 10 dakika kaynattık. Kapatıyorum şu an. Birazcık böyle yoğunlaştı. Bakın. Şöyle bir ağda şeklini almaya başladı. Bakın. Harika oldu. Hemen kapattık. Arkadaşlarım bunun içine yapıyoruz. Cevizi,
Tarçın ve şekerli olan içten şöyle içine koyduk. Siz daha küçük de yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz ama ortalama böyle oluyor. Hani satılanlar da böyle. Şöyle kenarlarını kapatın. Arkadaşlar çok pişirirseniz gevrek olur, kapanmaz. Bakın. Bakın ne kadar güzel olduk. Mükemmel. Gerçekten. Artık kendime yıldız da vermek istemiyorum diyorum. Arkadaşlarım bana sonra stres olacak. Şöyle bakın yumuşacık. Hemen bezin içinde saklıyoruz. Hemen kapatıyoruz. Bakın. O kadar güzel oluyor ki. O kadar güzel oluyor. Bir daha gösteriyorum. Bakın güzelliğini arkadaşlar. İçine tarçınlı, cevizli, şekerli harcımızı koyuyoruz şöyle. Mükemmel. Hemen kapatıyoruz ve şöyle gördüğünüz üzere ağızlarını kapatıyoruz. Gerçekten arkadaşlar efsane oluyor. Son benim kaldı bir tane daha. Onu da aldım. Ben şimdi kaç tane çıktığını size göstereceğim. Son bu da artık yavru kaldı. Ayarlayamadım yine. Ama bir tane de güzel çıkar bir tane de bundan. Şöyle. Şu malzemelerimizi alalım. Her şey gözünüzün önünde arkadaşlar. Son o yavru olasına kadar şu cevizimizi de koyalım. Bir tane de ona ayırırız. Bir taraftan da arkadaşlar ben yağ koydum. Tavam gelsin büyük ocağı alacağım. Çünkü biz bunu kızartacağız. Şöyle arkadaşlar bakın. Kaç tane çıktı? Hemen gösteriyorum bezimin üstünde. Siz ona göre ölçünü fazla yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10. 11. de yolda. Bir kişiye bir tane yetiyor. Hadi çok iştahlı olur. İki kişi iki tane yiyebilir. Bir de bu çıktı yavru. Bu da torunlarımıza, kendilerimize. Şeker hastasıyız. Yemiyoruz arkadaşlar ama çekim yapmak zorundayım. Akşam bunu oğlanlar götürecek Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz mükemmel. Arkadaşlar vaktiniz varsa bir 10 dakika hamurlu irmiği attıktan sonra bekletebilirsiniz. Ben beklettim de hani son hamurlarımız daha böyle köpürük köpürük olduğu için bir 10 dakika böyle bekletin arkadaşlar. Pişmedi daha. Pişiresin. Alalım hiç acele etmeyelim. Şurubumuzu kapattık zaten. Gerçekten çok güzel oluyor bu kadayıf tatlısı. Bazı yerlerde taş kadayıf diyorlar herhalde. Bazı yerlerde biz Arap kadayıfı diyoruz. Antalya yöresine ait Arap kadayıfı. Lokantalarda olmazsa olmazlardan. Şöyle gördünüz. Bakın. Çok kızartırsanız gevreği kapatamazsınız. Yakmayacağız yani. Birazcık açık bırakacağız. Şöyle hamurumuzun içine dolduralım. Tekrar ben bunları alayım elimizin altından. Şöyle geniş geniş size yapmak isterim ama şöyle arkadaşlar bakın. Hemen kapattık. Bu beklemeye gelmez. Ilısın. Hemen kapatın. Şimdi normal ayçiçek yağı koyduk arkadaşlar. Şöyle güzelce ısınsın. Şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ya tekrar borcamımızı alalım. Bazı yörelerde mi diyeyim, bazı yerlerde mi? Arkadaşlar bazı yörelerde yumurtaya bulayıp da kızartıyorlarmış. Ama yumurta ağır olduğu için biz çok yapmıyoruz. Yani ben kendim, annelerim falan, ablalarım yapmıyor. Bir iki tane arkadaşlarım da yapmıyor. Yumurtaya bulayıp kızartmıyoruz daha ağır olduğu için. Çünkü yağda kızaracak ya. Ben sadece yağda kızartacağım. Hani yumurtaya bulamayacağım. Ama isterseniz yumurtayı iyice çırpın. Yumurta yani ekmek yumurtalı ekmek yapar gibi. Onu da bulayın koyun. Şimdi benim yağım ısındı. Şöyle attık arkadaşlar. Tavanızın aldığı kadar. Benim herhalde 2 ya da 3.'yü alacak. Şöyle biraz da oynaması lazım tabii ki. Güzelce kenarları kapatın. Açılmasın arkadaşlar. Cevizlerimiz dışarıya firar etmesin. Şöyle gördüğünüz üzere. Şuradan burada alacak olduğumuz tepsiyi ayarlayalım. Çünkü bunlar birazcık ılık. Şurubumuz da ılık olacak. İkisi de sıcak olmayacak. İkisi de soğuk olmayacak. Önemli olan burada hamurumuzun açılmaması. Güzel güzel kapatmamız. Cevizler çıkmasın diyerekten. Şöyle döndüre döndüre pişirelim. Artık bu pişecek. İnanın şunların güzelliğine bakın arkadaşlarım ya. Kendime nasıl ben yıldız vermeyeyim söyleyin arkadaşlar. Ben kendime nasıl yıldız vermeyeyim.
Hep sizler için arkadaşlar. Biz zaten yıllardır yapıyoruz evimizde. Tabi takdir sizlere kalmış. Biz sadece burada aracıyız. İnşallah bunu da yaparsınız, beğenirsiniz. Tekrar söylüyorum, benim Instagram hesabım da var. YouTube'da paylaşamıyorum ama Instagram hesabıma yaptıklarınızı atıp da yaparsanız paylaşırım, mutlu olurum hani. Demek ki yapan arkadaşlarım var, atıyorlar. Şöyle kızardı bakın arkadaşlar, böyle kızardı. Ben bir peçetenin üstüne alıyorum. Birazcık yağsı çeksin diyerekten. Şöyle bakın. Pufudik pufudik oldu gerçekten, hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar, ikinci postam alıyorum. İnanın mükemmel ötesi. Harika harika harika. Evet. Şöyle. Aslında hani ben kendi tek başıma uğraştığım için arkadaşlar bunları hemen şuruplayıp kızartmamız lazım. Kızarttıktan sonra şuruplamamız lazım diyemedim. Ama şimdi ben tek başıma yetişemeyeceğim. Hem de bu sefer ortalık karıştı. Biliyorsunuz çok stres oluyorum bu konularda. Güzelce güzellik yapalım diye geliyoruz. Zaten daha şurubumuz benim birazcık şeyde, tencerem çabuk soğutmuyor. Evet arkadaşlar, ben kızarttım. Hemen 3 tanesini içine aldım. Hemen batırıp çıkarıyoruz arkadaşlar. Nerede servis yapacaksanız ya da bir kabınıza şöyle güzel güzel sıralayalım. Hemen alt üst yapıyoruz. Hemen gösteriyorum ben. Şöyle gördüğünüz üzere. İkisi de ılık olacak arkadaşlar. Soğuğa yakın, sıcakta olmayacak ama. Şöyle çok içine şurubunu daldırmadan şöyle batırıp batırıp. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hani ben böyle kapattım ya, onu unuttum o arada. Beyaz daha kızartmadan dondurucularınıza atabilirsiniz. Servis yapacağınızda dondurucudan çıkartın, kızartın. Biraz dışarıda beklettikten sonra tabii ki. İkili, üçlü dondurucularınızı saklayın. Misafir gelince hemen şipşak tatlımız hazır. Bu çok vaktinizi alan bir şey değil arkadaşlar. Şöyle şurubumuza batırıyoruz. Alt üst ediyoruz. Şöyle güzelcik güzelcik. Evet arkadaşlar, bitirdim. Bakın mükemmel. Hemen bir tanesini alıyorum. Size doku testi yapıyorum. Bunları kızartıp sonra şurubunuzu kaynatıp yiyeceğinize de servis yaparsınız. Birazcık bu ılık güzel oluyor hani. Bakın arkadaşlar. Cevizli tarçınlı içi. Mükemmel ötesi. Pof pof. Gördüğünüz gibi asla hamur değil. Mükemmel ötesi. Arzu ederseniz arkadaşlar ben şöyle şey yapıyorum. Yiyeceğimde birazcık daha tarçın atıyorum üstüne. Çok güzel oluyor. İnanın mükemmel oluyor. Hem içimizi kıymıyor. Şöyle dursun. Allah nasip ederse akşam yiyeceğiz yemekten sonra. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bakın güzelliklerine, bakın güzelliklerine. Mükemmel otası bir tatlı verdim size. Şimdiden kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın yeni tariflerde buluşmak üzere. Eğer istediğiniz, tekrar söylüyorum, bir şeyler varsa söyleyin, ben yapayım. Hem de yöresel tanıtmış oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.